Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Emperyalizm önce beyinleri işgal eder. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam Panama Kalanı'nı Tarihi adlı sunumu yapacak olan Doktor Gürhan Özcan, plastik cerrahi profesörüdür. Emekli topçu pilot albay İhsan Özcan ve emekli Fransızca öğretmeni Ayşe Özcan'ın ikinci oğlu olarak 1953 yılında dört yolda dünyaya gelmiştir. Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı kurucu başkanıdır. Dergi editörlüğü, editör yardımcılığı, Türk Plastik Cerrahi Derneği yurt dışı ulusal temsilcilikleri ve çok sayıda yurt dışı ve yurt içi yayın yapmıştır. Kendisinin özel isteği böyle olduğundan çok çeşitli başarılarla dolu özgeçmişini sizlere detaylı olarak aktarmıyorum. Çünkü kendisi şöyle diyor: dinleyicilerim beni anlatacağım muhteva ile değerlendirmelerini arzu ederim. Benim hekimlik yönümü ancak hastam olanlar tam olarak anlayabilirler. Buyurunuz Gürhan Hocam, sizi dinliyoruz efendim. Mikrofonunuz kapalı efendim. Çok teşekkür ederim Ünal kardeşim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sanıyorum aranızdan Panama Kanalı'ndan geçmiş olanlar ve Panama Kanalı'nın öyküsünü bilenler var. Ama ben bu akşam sizlere ilginç bir hikaye anlatacağım. İlginç yönlerini sanıyorum ilginç bulacağınız hem tıbbi açıdan, hem mimari açıdan, hem entrika açısından, hem siyasi açıdan birçok yönleri olan bir hikaye anlatacağım. Arkanıza yaslanarak keyifle bu akşam dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Evet, şeyi küçültelim. Panama Kanalı'nın ilginç bir şekilde Süveyş Kanalı ile bir bağlantısı vardır. Deniz ticaretinin deniz yollarına yoğun olarak aktarılmaya başladığı yıllarda deniz yollarını kısaltmak için çabalar gösterilmiş. Bunlardan da özellikle Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayacak bir kanalın açılması çok uzun yıllar gündeme gelmiş. Sol tarafta resmini gördüğünüz Ferdinand de Lesseps bir Fransız diplomat, zamanında oldukça meşhur birisi ve o zamanın Mısır valisi Mehmet Said Paşa ile de aralarında teklifsiz bir ilişki var. Kendisi bir Süveyş Kanalı projesini Said Paşa'ya kabul ettirdikten sonra anlaşma yapılıyor, imtiyaz alınıyor ve bir şirket kuruluyor. Bu şirket yaklaşık 250 bin İsviçre frangı, Fransız frangıyla yola çıkıyor ve 1859 yılında ilk kazma atılıyor. 10 senelik çalışma sonucunda biraz da Nil Nehri'nin yapısından faydalanarak çölde 168 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı açılıyor. Bu dünyada çok büyük bir sükse oluyor, yankı getiriyor ve o cesaretle şimdi sıra nerede? Biz madem kanal açacağız, dünyada deniz yollarını kısaltıcı başka nerede açabiliriz düşüncesiyle Kuzey Güney Amerika'nın ortasında İstmus'ta
bir kanal açılması gündeme geliyor. Aslında de Lesseps biraz yaşlanmış durumda, fakat Fransız hükümeti onu biraz gaza getiriyor. Hadi diyor, bunu yapalım, Fransa olarak dünyada liderliğimizi gösterelim derken, bir o zaman Panama diye bir devlet yok, orası Kolombiya toprağı. Kolombiya'dan orada kanal açmak için imtiyaz alacak şekilde bir şirket kuruluyor. Orta direkt Fransızlar çoğunlukta olmak üzere müthiş bir hisse alınımı ile 300 bin Fransız frangı toplanarak Panama kanalı çalışmaları başlanıyor. Şirketi kurma yılı 1880, demek ki yaklaşık 10 sene sonra, Süveyş'ten sonra 300 milyon frank toplanıyor. 81 yılında, atamızın doğum yılında da Atlas Okyanusu tarafından kazmaya başlıyorlar. Yalnız kazmaya başlandığında işin ucunun pek de çölde kanal açmaya benzemediğini görüyorlar. Bir hayli kayalık bir arazi, tropikal bölge. 4 mevsim yok, 2 mevsim var. 6 ay çok kurak, öbür 6 ay seller geliyor. Kazmaya başladıklarında kayaları taşırken sel mevsiminde bunların hepsi aşağı inmeye başlıyor. Bir hayli müşkül bir inşaat devam ederken salgınlar başlıyor. Ateşleniyor ve ölüyor işçiler. O sıralarda sarı humma ve sıtma bilinen hastalıklar değil. Etkeninin ne olduğu belli değil, tedavisi bilinmiyor. Ve her gün onlarca insanı kaybetmeye başlıyorlar. Ne olacak, ne bitecek derken Lesseps moral verebilmek ve şirketi kurtarabilmek için ailesiyle birlikte kanal bölgesine geliyor. Burada kayalar, onların taşınmasındaki müşkülatı gösteren o zaman çekilmiş resimler. Ancak ailesinden herkes ölüyor, bir tek kendisi geri dönebiliyor. Hatta ölenler arasında Eyfel Kulesi'nin mühendislerinden Leon Boyer de var. Daha bir sürü insan. Ve bu umutsuzlukla, korkuyla dağılıyor işçiler. 1889'da şantiye kapatılıyor, şirket batıyor. Bu bir fiyasko ve Fransa Lesseps'i suçluyor. Hesaplar kontrol ediliyor. 300 bin frangın 3'te 1'inin nereye harcandığını tespit edebiliyorlar. Öbür 3'te 1'inin tam olarak kayıtları tutulmamış ama tahmini olarak bazı nerelere gittiği anlaşılıyor. Son 3'te 1'i miktarın sanki hiç ortalıkta yokmuş gibi, hiçbir belge yok, uçmuş, buharlaşmış bir para. Bunun üzerine yargılanmaya başlıyor Lesseps, suçlanıyor. Ancak kendisi mahkeme bitmeden vefat ediyor ve mahkeme düşüyor. Aradan yıllar geçiyor ve Philip Jean Bounau Varilla, bu Fransızcam benim yok ama son iki kelimeyi Vio Varia diye okunduğunu söyledi arkadaşlar. Ben de Vio Varia diye bahsedeceğim. Bu enteresan bir insan. Elinde bir çantayla 1901 yılında Washington DC'ye geliyor. Biraz tanıyalım Vio Varia'yı. Önemli birisi bu. Kendisi bir Fransız mühendis. Lesseps'le birlikte başarısız kanal projesinde çalışmışlar. Battıktan sonra hisse değerleri dibe vurduğunda bunları topluyor. Toplayabildiğini topluyor ve sonunda şirket adına söz söyleyebilecek kadar hisse sahibi oluyor. Kanalı açabilecek tek gücün o sırada Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünerek bunu projelendirmek ve eldeki şirketi Amerikalılara satabilmek için Amerika'ya geliyor. O sırada Amerika'da Senato bir kanal açılması konusunda görüşmeler yapıyor. Fakat kanalın yeriyle ilgili Nikaragua'daki
bir parkuru. Nikaragua hükümetinin de çok desteklemesi ve kolaylıklar sağlaması nedeniyle onu ön planda tutuyorlar. Yani şimdiki Panama'nın olduğu bölge pek senatoya cazip gelmiyor. Bunun üzerine Villavaria bir lobicilik yapmaya çalışıyor ve o sırada Amerika'nın en ünlü lobicilerinden avukat Nelson Cromwell ile anlaşıyor. Biraz başarı sağlanıyor, bazı senatörler ikna edilebiliyor fakat yeterli değil. Ve o arada şans işte bir pul yakalıyor Villavaria. Bu da Nikaragua'daki Momotomba yanardağının patlamasıyla ilgili bir pul çıkartılmış, posta pulu. Dolaşarak Washington'daki pulculardan edinebildiği kadar bu pullardan ediniyor. Onları bir karta yapıştırıp bir zarfın içine koyup 45 tane senato üyesine gönderiyor. Ve bu Nikaragua seçeneği daha cazip olmasına rağmen senatörler kartı aldıklarında şu yazıyı görüyorlar. Nikaragua'daki volkanik aktivitenin resmi bir belgesi. Momotomba yağı yanardağı parkura çok yakın bir komşulukta. Bir hayli etkileniyorlar ve nihai kararın verildiği tarih 19 Haziran 1902 ve Kolombiya toprağı olan, şimdi Panama olan bölgede kanalın açılması kabul ediliyor senato tarafından. Bu Villavaria'nın kongrenin kararsızlığını gösteren ne tarafta açılsın şeklindeki o zamanlar çizilmiş bir karikatürü görüyorsunuz. Bölgeyi kurtardıktan sonra, Nikaragua'dan aldıktan sonra Villavaria Dışişleri Bakanı, yani Secretary General dedikleri John Hay ile bir randevu ayarlıyor, konuşuyor ve başkanla birlikte Panama kanalının konuşulması için elinde belgeler var, bir randevu almasını rica ediyor ve üçü Theodore Roosevelt, sağdaki o dönem Amerika'nın başkanı, üçü bir araya geliyorlar. Villavaria diyor ki, elimde hisseler var. Kolombiya toprağında, o kıstakta, İstmus'ta kanal açma imtiyazı bizim şirketimize ait. Ben bütün bu imtiyaz, oradaki kalan demir yolları, alet, edevat, her şeyi şirket olarak Amerika'ya devredeceğim. Siz bana 40 milyon dolar verin. Ancak bu yetmez. 10 milyon dolar da Kolombiya hükümetine verin. Ondan sonra da kanalı açın. Bu kanal dünyada en çok sizin işinize gelecektir. Hem deniz kuvvetleri, hem ticari açıdan. Bundan en çok siz faydalanacaksınız. Teknolojik olarak da bu işi şu an yapacak olan sizsiniz. Sizden başkası bunu başaramaz diyor. Şimdi Theodore Roosevelt olaya nasıl yaklaşıyor, onu söylemeden önce Theodore Roosevelt'in kim olduğuna bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin 26. başkanı, ama bir seçimle başkan olmamış. Aslında William McKinley başkan, o onun başkan yardımcısı olarak seçilmiş. Fakat William McKinley Küba için bir İspanya savaşı geçiren Amerika'nın, ekonomik durgunluk yaşayan bir Amerika'nın başkanlığını yaptığı sırada müthiş bir işsizlik var. Kendisi bundan sıkıntı duyuyor ve halkla aslında çok düzgün bir insan William McKinley. El sıkışmak istiyor ve New York eyaletinde Buffalo'da bir müzik konser binasında halk sıraya girerek ellerini sıkmak için bir proje geliştiriyor. FBI, yapmayın başkan, sizi orada koruyamayız, başımıza iş açılır, böyle yapmayalım. Hayır diyor, ben halktan biriyim, onlarla kucaklaşmak istiyorum diyor. Bu arada bu genç Leon Czolgosz isimli Polonya asıllı Amerikalı genç adam 2 senedir işsiz ve işsizliğinin bütün sorumluluğunu
başkana yüklüyor ve bunu duyduğu zaman da başkandan intikamını almak için sağ elinde bir tabanca ve onu sanki eli hastaymış gibi alçıya sararak sıraya giriyor. Bu temsili resimde William McKinley'in vuruluşunu görüyoruz. Leon elini uzatıyor. Sıra ona geldiğinde başkan sağ elini uzattığında alçıyı görüyor. Ah özür dilerim diyor ve sol elini tutuyor. Sol eliyle başkanın sağ elini tutup karnına 3 kurşun sıkıyor. Hemen yakalanıyor. Başkan 14 Eylül'de vefat ediyor. Ve suikastçı de bu elektrikli sandalyede o zaman çekilmiş resim. Leon Amerikan tarihinde suçtan sonra karar verilip en hızlı elektrik sandalyesinde infaz edilen suçlu. Hemen arkasından Theodore Roosevelt başkan olarak atanıyor. İşte bu dönemde bu Panama Kanalı teklifi geldiğinde bir sonraki seçim için kendisi de iyi şeyler yapmak, fırsatları değerlendirmek istediği için tamam diyor. Yalnız Kolombiya'nın 10 milyon dolara razı olacağı konusunu nasıl garantiye alırız diyor. Kolay diyorlar, başbakanını çağıralım, onunla konuşalım. Ve bu size çok büyük bir prestij getirecek. Yola bu şekilde devam edelim diyor Villa Maria. Ve Thomas Herron, o sırada başbakan, John Hay Dışişleri Bakanı'yla bir araya geliyor. Ve çok güzel, 10 milyon dolar bizim diyor, çok işimize gelir. Hemen biz de onaylarız bu şeyi diyor. Geriye dönüyor. Fakat bunu parlamentoya açıkladığında Kolombiya parlamentosu, başbakan diyorlar, sen çok ucuza gitmişsin. Bu Amerika Birleşik Devletleri 10 milyon dolar veriyorsa 20 de verir. Biz 20 milyon dolar istiyoruz diyor. Tabii bu tekrar başkana geldiğinde bu Kolombiyalılar zaten böyledir. Bunlarla iş yapılmaz. O kadar paramız da yok. Ben vazgeçtim bu işten diyor. Villa Maria, sakin ol başkan, sen de hemen diyor alınıyorsun. Bak diyor, benim aklıma başka bir şey geldi. Ben diyor o bölgede çok çalıştım, biliyorum. Orası diyor farklı bir yer. Oradaki insanlar da biraz farklı. Bana diyor kısa bir süre izin ver. Ben orada diyor bağımsız başka bir devlet kurdurtacağım. Bunu diyor başarabilirim. Senden diyor tek istediğim, sana diyor telgrafı çektiğimde ertesi gün diyor birkaç gemi gönderin ve ilk tanıyan ülke siz olun, yeni kurulan ülkeyi diyor. Roosevelt, yani diyor bu nasıl iş, başımıza iş açma sen diyor, nasıl yapacağım, ben diyor yapacağım, hiç kimse duymayacak falan diyerek aşağıya Kolombiya toprağı, şimdiki Panama'ya geçiyor. Orada görüşmeler yapmaya başlıyor. İşte diyor bağımsızlık, şudur budur, burada kanal açılacak, zengin topraklar olacak derken bir parlamento oluşturmaya başlıyor. O sırada bu işten tamamen bağımsız olarak 500 tane Kolombiya askeri gücü o bölgeye geliyor. Ama bununla ilgili değil. Bunu söylüyor Roosevelt'e, Villa Maria'ya. Bunları diyor ben satın alırım. Bana diyor 2 milyon dolar gönderir misin? Yahu diyor 5 kuruş göndermem. Ne yapacaksan yap. Aman diyor askerlerle uğraşma. Kolombiya ile şimdi savaşmak istemiyorum. Peki tamam, onu da ben halledeceğim diyor. Ve askerlerin komutanına orada bir villa teklif ediyor. Askerlerin her birinin cebine 50 dolar koyuyor. Siz artık burada yeni kurulan Panama adlı devletin askerleri olacaksınız. Amerika da zaten arkamızda. Bakın geleceğiniz burada yatıyor diyerek durup dururken 500 kişilik bir de askeri güç kazanmış oluyor. Bununla da kalmıyor. Parlamento bağımsızlığını ilan edecek. Yukarıda solda gördüğünüz bayrak resmini parlamentolarına getiriyor. Bakın diyor, eşim diyor iki gecedir çalışıyor diyor. Sizin ülkenize bir de bayrak örneği çizdi diyor. İsterseniz bunu kabul edin diyor. Bu çizimde yukarıda iki tane güneş, Kuzey Güney Amerika'yı temsil ediyor imiş. Aradaki bağlantı da bu yeni kurulan Panama Devleti olacak. Aşağıdaki sarı kırmızılı İspanyol rengi, bayrağının renklerinden alınmış. Biraz o bölgedeki İspanyol hakimiyetinin sempatisini toplarım diye. Buna parlamentodakiler tabii
itiraz ediyorlar. Ya biz bayrağımızı seçeriz falan. Ve aşağıda sol tarafta görülen bayrağı, işte burada mavi taraf liberalleri, kırmızı taraf demokratları temsil ediyor sanıyorum. Ve iki ayrı blokta Kuzey-Güney Amerika'yı, daha sonra da son şekli bugün sağ tarafta gördüğümüz karelerin yeri değişmiş, Panama bayrağı olacak olan şekil. Ve Panama bağımsızlığını ilan ediyor. Ve bu karikatürde görüyorsunuz solda Villa Varia 40 milyon doları almış. Kolombiya'dan bir civciv çıkmış Panama Cumhuriyeti olarak ve imtiyaz, kanal imtiyazını da Amerika'ya veriyor. O zamanın çıkan karikatürlerinden bunlar. Sağ tarafta aşağıda gördüğümüzde Roosevelt elinde kürekle kanalı açmaya başlamış. Aşağıda gemileri görüyorsunuz. Hemen donanma geliyor ertesi gün Panama bağımsızlığını ilan ettikten sonra. Roosevelt küreğiyle kaldırdığı çamurları Bogota'ya, Kolombiya'nın baş şehrine atıyor. Yukarıda da yeni Panama askerleri orayı savunuyorlar. Kasım 1903'te Amerika resmen tanıyor Panama'yı ve bu arada Panama'dakiler Villa Varia'ya sana diyorlar çok teşekkür ederiz, sen yani bu kadar uğraştın bizim için, bir devlet kurduk, yani biz senin için bir şey yapmadık, yani nasıl teşekkür edeceğiz sana, kolayı var diyor, beni diyor ilk Panama, Amerika'nın Panama Büyükelçisi olarak tayin edin, o şerefi bana verin diyor. Bir de diyor devlet adına bu ilk kuruluş aşamasında imza atma yetkim olsun diyor. Yani ben imzayı devlet adına atabileyim diyor. Ama diyorlar sen Panamalı değilsin vatandaş olarak. Değilim de hani bir Fransız olarak şeref duyarım böyle bir görevi yapmaktan diyor. Kıramıyorlar ve imza yetkisiyle onu gönderiyorlar. Villa Varia gider gitmez 18 Kasım 1903 tarihinde John Hay ile bu Villa Varia anlaşması diye tarihe geçmiş anlaşmayı imzalıyor. Bu anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri kanal açma imtiyazını alıyor. 40 milyon doları veriyor. Kanal alanı ve her iki yakada 8 kilometrelik bir alanın sahibi oluyor Amerika Birleşik Devletleri. Panama'nın bağımsızlığını Amerika garantiye alıyor. Böylece Kolombiya oraya hiç yaklaşamıyor. Kolombiya'ya da sus payı 10 milyon dolar yine bu anlaşmayla ödeniyor. Amerika hemen kanal inşası için 250 milyon dolar tahsisat ayırıyor ve süreç boyunca bu birkaç defa artırılmış oluyor. Kanal inşası için baş mühendis olarak John Findlay Wallace seçiliyor. John Field, bu ilginç bir mühendis. Mississippi Nehri'nin nehir inşaatları ve liman yapımlarında oldukça deneyimli. Kanalın açılmasında da bir şeyler yapabilir diye başlatıyorlar. Panama'nın Atlantik kıyısında Colon şehri var, liman. Oraya geliyor, yağmurlu bir mevsimde geliyor. Her taraf çamur içinde, çürük kokuları var. Oldukça moral bozucu. Büyük buharlı ekskavatörler getiriyor ve taşları kırmaya başlıyorlar Fransızların bıraktıkları yerden. Fakat seller indiriyor kayaları. Böyle birkaç hafta geçtikten sonra tekrar salgın başlıyor, ateşli, işçiler arasında büyük bir huzursuzluk çıkıyor. Wallace bu ekskavatörleri, bunlar o zaman oldukça güçlü taşıyıcı şeyler. İşte bunlar demir yolunda. Kanalın doktoru
emekli bir askeri hekim William Gorgas. William Gorgas daha önce birkaç sene önce Küba'da gene bu tür bir salgınlarla uğraşarak bir deneyim kazanmış askeri hekim. Ne oluyor diyor Wallace. Valla diyor bu bir salgın. Önce ateşleniyorlar. Sonra adale ağrıları başlıyor. 3 gün bu şekilde devam ediyor. 3 günün sonunda şuuru kapananlar istisnasız ölüyorlar. Şuuru kapanmazsa kurtulanlar oluyor. Peki diyor ne yapacağız? Ben diyor bu konuda biraz deneyim kazandım diyor Küba'daki savaş sırasında. Bunun diyor sivrisineklerden olduğu ihtimali diyor çok yüksek. Bizim diyor yapmamız gereken kanal hattı boyunca sivrisineklerden kurtulacak tedbirleri almamız gerekir diyor. Şimdi tabii sivrisinekler orası zaten sulak bir alan. Ben diyor bunu çözmek için biraz diyor para bulmam lazım ve diyor başkanla bir görüşeyim. O sırada Sarı Humma'nın bir sivrisinekten geçtiğinin bulunduğu bir dönemdeyiz. Ama henüz çaresi, aşısı vesairesi bulunmamış durumda. Aedes aegypti cinsi bir sivrisineğin Sarı Humma'yı taşıdığı biliniyor. Tam bu noktada 3 kişinin adını anarak geçelim. Bunlardan solda Carlos Juan Finley, Kübalı bir hekim. Walter Reed, Amerikalı bir hekim. Bu ikisi Sarı Humma çalışmalarında öncü hekimler. Sağ tarafta bu British Doctor dediği İskoç bir hekim, Ronald Ross. O da dişi anofel sivrisineği ile sıtmanın bulaştığının ve onunla nasıl mücadele edeceğini söyleyen 3 tane değerli hekim. Ve Roosevelt'ten alıyor Gorgas izni ve gereken paraları ve bu sanitasyon ekipleri yağmur suyunu fıçılarda toplayarak içme suyu elde etme alışkanlığını değiştirip köy alanlarında yerli halka içme suyu şebekeleri oluşturuyorlar. Sivrisineklerin yumurtalarını bırakacağı ve larvaların gelişeceği bütün durgun suları ya direne ediyorlar ya da gaz yağı ile örtüyorlar. Erişkin sivrisinek enfestasyon bölgelerini de sağdaki resimde gördüğünüz gibi ilaçlıyorlar. Hastaları izole ediyorlar, karantina bölgeleri oluşturuyorlar ve 20 milyon dolar ücretsiz tıbbi hizmet, cenaze işleri, yıllık 1 ton kinin, kanal boyunca 21 dispanserin işletmesi için bu para harcanıyor. Bir yıl sonunda kanal zonu Sarı Humma bir sıtmadan ölümü %1'e düşürecek şekilde azaltıyorlar. Bu da oradaki bu zamanda kurulmuş meşhur Ancon Hastanesi'nin o zaman çekilmiş resmi ve personelini görüyoruz. Hekimler, hemşireler. Bunu atlattıktan sonra Wallace devam ediyor ama tabii bu Culebra Dağı'nı kazmak ve o dağın hemen üstünde şuradaki şu Chagres Nehri denen nehir perişan ediyor ve Wallace böyle bir kanalı burada kazmak mümkün değil diyerek istifasını veriyor. O istifa ettikten sonra ikinci baş mühendis John Stevens Roosevelt tarafından tayin ediliyor baş mühendis. Kim bu? Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Kuzey Demir Yolu hattını başarıyla tamamlayan dahi mühendis. Oldukça meşhur ama demir yolu işinde meşhur. Kendisi ilk iş olarak Fransızlardan kalma demir yolunun yetersizliği nedeniyle oraya çok güzel, çok sağlam ve bugün hala orada kullanılan önce demir yolunu inşa ediyor. Arkadan kazılara başlıyorlar. Salgın da ortadan kalktığı için işler iyi gidiyor gibi görünüyor ama bir süre sonra Stevens bu işin kazarak olmayacağını düşünerek ümitsizliğe düşüyor. Bu arada devamlı araştırıyor. Bunlar o çalışmalardan Stevens zamanında.
Wallace çalışırken bazı eski belgeler buluyor. Fransızlar çalışmaya başladıklarında bazı Fransız mühendislerinin verdikleri teklifler var. Dikkate alınmayan teklifler içinde bir tanesi dikkatini çekiyor. Chagres nehrine iki tane baraj yapılırsa, bu barajlardan biri de Atlas Okyanusu'na yakın bölgede yapılırsa, ortada bir göl elde edilebilme şansı var. 33 kilometrelik bir yolu bu göl bedava bir su yolu olarak kazandırmış olacak. Bu birden çok aklına yatıyor ve bunun dışında da başka bir seçenekte kanalın açılamayacağını düşünüyor. Gidiyor, Roosevelt'le bunu konuşuyor. Olur mu, olmaz mıydı derken bir proje hazırlanıyor ve Roosevelt bunu kabul ederek çalışmalar o şekilde devam ediyor. Şu Chagres Nehri'dir, geliyor ve Atlas Okyanusu'na şurada dökülüyor. River Chagres. Tam bu bölgede ve şu bölgede yapılacak birer barajla bu gördüğümüz Gatun Gölü elde edilecek ve işte kalan kısımda da şu Atlas Okyanusu şeysi, bu da Pasifik'te zaten doğal bir giriş de var. Buradaki kazılarla bu iş olacak. Yalnız burada bir problem var. Gatun Gölü dolduğunda denizden 28 metre yukarıda. Yani şu ortadakine Gatun Gölü dersek, şurası deniz seviyesinden 28 metre yukarıda. 3 tane havuzla biz gemileri yükselterek, daha sonra da alçaltarak geçiririz şeklinde proje yapılıyor. Tabii bunun için dev kapaklar lazım, havuz kapakları. Bunlar Pittsburgh Demir Çelik atölyelerinde hazırlanarak bölgeye getiriliyor ve yerine havuzlar hazırlanarak monte edilmeye başlanıyor, dev kapaklar. İşte bu arada olan oluyor ve kapaklardan bir tanesinin ölçüsü yanlış çıkıyor. John Stevens bunu çok üstüne alıyor, çok kendisini suçluyor, çok pahalı şeyler bunlar. Yani bir kapak adeta boşa gitmiş gibi doğruca başkana gidiyor Roosevelt'e ve istifa dilekçesini koyuyor. Sen niye istifa ediyorsun diyor Roosevelt. Yani sen gene baş mühendis olarak kal, kimi istersen yanına getirelim. Bak diyor başkan, ben diyor bunu benim bir yeteneğim ve bilgim var. Bunu benden daha iyi yapacak mühendisler var. Benim diyor görevim bitti, bunu yapacak olan gelmeli diyor. Ama diyor sen çok emek verdin, hele hele bu projeyi de sen çıkarttın. Yani bu senin senin adınla bitmeli. Halbuki John Stevens isimde şurada burada olan bir mimar değil, farklı bir insan. Benim diyor işim bitti, ben diyor tarihe geçmek şuymuş buymuş değil. Zarar vermeye başladım, bunu hissediyorum. Bunu benden daha iyi yapanlardan birini bulacağınızdan eminim diyor ve çekiliyor. Ve işte bu kapaklardan gene bir panoramik resim. Ayrılan John Stevens ve onun yerine üçüncü baş mühendis geliyor. Bu yine bunların hepsinin bir askeri background'u var. Hem mühendisler hem askerler. George Washington Goethals Tennessee Nehri'nde ben görmedim ama Riverton Lock kapakları gene benzer bir şey için suyun yükseltilmesi geçişleri sağlamak için o kapaklarda meşhur olmuş bir mühendis. Birkaç kapak yerine tek bir kapakla işi bitirerek ün kazanmış. Bu kapak hesaplarını bilen birisi. O tayin ediliyor. Askeri disiplinde çalışıyor. Biraz sert, biraz yumuşak. Ve arkadan barajların inşaatları tamamlanıyor, su tutuluyor. Bakın gene dev kapakların hatasız inşaatını görüyoruz. Ve olay tamamlanmış oluyor. Panama Kanalı'nın inşaatı.
bitiyor. Şimdi Theodore Roosevelt maalesef 1909'daki seçimlerde kazanamıyor. Yani Panama Kanalı ona gereken desteği veremiyor. Onun yerine William Howard Taft, o da 1913'te vefat ediyor. Ve Woodrow Wilson, 28. başkan, işte 1914 yılında, yani Wilson başkan seçildikten bir sene sonra tamamlanıyor ve iş açılışına geliyor. Fakat o sırada Birinci Dünya Savaşı başlamış durumda. Almanlardan çekiniyorlar. Böyle zorlukla yapılmış bir kanalı, Alman uçakları gelip acaba sabotaj olur mu, bombalama olur mu diye ve mütevazi bir açılış yapmayı düşünüyorlar. Wilson gelmiyor açılışa. Sadece Washington'dan bir düğmeye basıyor, sembolik bir düğmeye. Bir buharlı gemi, Ancona gemisi ilk geçişi yapıyor. Rivayete göre Richard Halliburton adında bir maceracı yazar, tamamını belki değil ama bir kısmını yüzerek geçiyor ve Panama Kanalı'nın açılışı bu şekilde, mütevazi bir şekilde yapılıyor. Şimdi tabii bu kanal ondan sonra savaşlar bitiyor, ediyor falan, gemiler geçiyor. Fakat ortada bir Panama Devleti var. Panama Devleti diyor ki, biz diyor bir devletiz ama kendimizi devlet gibi hissedemiyoruz. Biz ikiye ayrılmış bir ülkeyiz. Yani biri bir tarafta, biri bir tarafta. Ortada kanal zon var. Ve siz bu kanal zonla bizi ikiye böldünüz. Bu kabul edilebilir bir şey değil diyorlar. Amerika da oraya bir köprü yapıyor gördüğünüz gibi. İşte diyor Thatcher Ferry Köprüsü, sene 1962. Buyurun diyor, iki ülke tek ülke oldu, susun. ama huzursuzluk tabii bitmiyor. Kanal zonu hep bir tartışma konusu oluyor. 9 Ocak 1964'te kanal zon polisleriyle Panamalı öğrenciler arasında bir arbede çıkıyor. Arbede büyüyor, devreye Birleşik Devletler ordu birlikleri giriyor. 3 gün süren çatışmada 22 Panamalı öğrenci, 4 ABD'li asker ölüyorlar. Bu tarih hala Panama'da bir yas günü olarak kutlanıyor, 9 Ocak. Tabii bunlar bu şekilde geliştiğinde Amerika siyaseten de biraz zorlanıyor. Ve Jimmy Carter'ın başkanlığı döneminde, Jimmy Carter'ın Güney Amerika ülkeleriyle de daha yumuşak ilişkilere geçmek istemesi neticesinde bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma ilk bacağı Washington DC'de 7 Eylül 1977 yılında imzalanıyor. Bu anlaşmayla yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri kanal ve kanal zonunu Panama'ya devretmeyi taahhüt ediyor. Ve 1999 yılında bu süreç tamamlanacak şeklinde anlaşıyorlar. Ve 1999-14 Aralık'ta bu devir teslimin resmi kısmının ikinci bacağı Panama'da yapılacak. Orada da Amerika Başkanı Bill Clinton bu devir teslimi için Panama'ya gitmeyi reddediyor. Ve madem anlaşmayı sen imzaladın diye yaşlı Jimmy Carter'ı tekrar gönderiyorlar. Bu devir teslim de yapılıyor. Ve şu an Panama Kanalı'nın bütün hakları işletmesi Panama Devleti'ne ait. Ancak 24 saat özellikle Amerika'nın donanma gemilerine açık olma zorunluluğu var. Eğer bu sağlanmazsa Amerika müdahale etme hakkını elinde tutuyor. Her yıl minimum 14 bin gemi geçiyor. Geçiş yaklaşık 9 saat sürüyor. 77 kilometre uzunluğunda bir bölüm. Bunun 33 kilometresi Gatun Gölü'nde. Yaklaşık Fransızlar ve Amerikan çalışmalarında hayatını kaybeden işçi sayısı 27.500.
bayağı pahalı bir bedel ödenmiş. Yaklaşık 1 milyar dolar yıllık gelir sağlıyor Panama'ya şu haliyle. Şimdi kanaldan geçmemiş olanlar için gelin şöyle bir kruz gemisiyle kanaldan geçelim. Pasifik tarafından kanal bölgesine yaklaşıyoruz. Sağ tarafta hayal meyal görünenler Panama City. İşte Panama City sağ tarafta kalarak devam ediyoruz. İşte Amerika'nın yaptırdığı köprünün altından geçiyor yolcular. Sağ taraftaki bacağı burada köprünün. Böyle resimler çekiliyor. Ve o sırada bir kılavuz bot da kendiliğinden refakat etmeye başlıyor. Geminin arka tarafı ilerliyoruz. Ve işte Miraflores havuzları bunlar. Yani Pasifik tarafındaki havuzlar. Burada 3 tane havuz var ve bu 3 havuz yaklaşık 28, her biri 9 metre olmak üzere 28 metre yükselterek Gatun'u gölüne çıkartacak. Kapaklar ileride görülüyor ve gene orada bir geminin biraz yükseldiğini belki dikkatinizi çekiyor. Evet, sağ taraftaki havuzumuza, yani şuraya gireceğiz. Burası deniz seviyesi. Dikkat ederseniz burada şu gemi 9 metre yükselmiş durumda. Biz de buraya gireceğiz. Şu an ikisini de gidişe vermişler. Bazen de buradan geliş oluyor. Bakın bu gemi de bunun üstüne çıkmış. Dikkatinizi şuradaki küçük bir kayığa çekmek istiyorum. Bu kayık olmazsa birçok şey olmaz. Yani geçemezsiniz buradan adeta. Şimdi göreceğiz onu. Gemi yavaş yavaş birinci havuza yaklaşıyor. Kayık hareketleniyor. Şimdi bu kayık geminin önüne, şurada gördüğünüz bir halat var. Bunu oraya tutturacak. Şurada gördüğünüz, bunlara beygir diyelim. Bunlar geminin motorları durup onlarla havuzdan havuza aktarılacaklar. Şu küçük resimde de gene kayığı o iki kişiyi görüyorsunuz. Bunlar da beygirler. Şimdi şu resimde arka arkaya iki beygir orada, iki beygir burada. Şunlar da halatlar. Bunlar stoplamak için. Geminin arkasında da aynı şeyin iten beygirleri ve halatları var. Şimdi ön taraftan, camekandan izliyoruz. Bakın şu kapaklar bizi birinci havuza sokacak. Kapak açılmaya başlıyor. Açılan kapaktan biz birinci havuza beygirler yardımıyla geliyoruz. Bu artık ikinci havuza geçiş kapakları. Onlar kapalı. Onun önünde gemi 9 metre yükselmiş durumda. Biz de yaklaşıyoruz oraya. İşte kapağa kadar getirildik. Bu arada şurada bir bina görüyoruz. Binayı biraz zoomladığımız zaman içerisi, özellikle üst tarafta çok insan var. Buralarda da var insanlar. Burası bir seyir terası. Miraflores havuzlarının olduğu yerde. Turizmden de Panama çok para kazanıyor. Sadece gemi geçişlerinden değil. Bizim gemimiz bir kruz gemisi olduğu için beklemeden geçti. Ben sorduğumda bu geçiş için geminin 100 bin dolar ödediği söylenmişti. Yük gemileri bekliyorlar. Yani beklemeden geçen çok daha fazla miktarda para ödüyor. Buradan da seyrediyor insanlar. Şimdi bu arka taraf, geminin kıç tarafını görüyoruz. Kapak kapanmış burada ve su yükseliyor. Yani biz yavaş yavaş yükseliyoruz. Şu arkamızdaki beygir, bizi iten beygir. Şimdi bu resimde yan tarafın kapağı. Şu kuleye dikkat edin. Bizim seviyemiz yaklaşık şuraları kulenin. Şu bizim beygirimiz. Şurada kapak var. Bu beygir buradan tırmanacak, bakın yukarıya. Buradaki havuz henüz dolu. Onun suyunun boşalması lazım. Bu arada biz geriye doğru bakıyoruz ve yan tarafa bir yük gemisi geliyor. Bakın havuz boş, deniz seviyesinde.
biz yük gemisinden yavaş yavaş bizim önde gittiğimiz için havuzumuz dolmuş ve yukarıdan seyrediyoruz onu. Ve kapak açılıyor. Biz bakın demin şunun seviyesinden geriye döneyim. Bakın şu kulenin seviyesini nereden gördüğümüze dikkat edin. Şimdi adeta tepesine çıkmış durumdayız. Altı üstü 9 metrelik bir yükselme bu. Ve seyir terasının önünden geçiyoruz. Şurada da insancıklarla işte fotoğraflar, el sallamalar. Orayı da geçtik. İkinci havuzdan üçüncü havuza geçiyoruz. Şimdi bakın terasın ne kadar üstüne çıktık. Çünkü bir 9 metre daha yükseldik. Arkamızdan gelen geminin bakın şu kapakların olduğu yer. Burası ağzına kadar dolu havuz. Şimdi bu yük gemisi yavaş yavaş yükselip su seviyesi buraya geldiğinde kapaklar açılacak. Ve üçüncü havuzdan geçip Gatun Nehri'ne burada girmiş durumdayız. Sağ tarafta ilk barajı görüyoruz. Gölü oluşturan ilk baraj. Bu göldeki seyir yer yer böyle nehir gibi uzantıları var. Bazen tanıdık isimler görüyorsunuz gemilerde. Atilla okunabiliyor herhalde. Böyle ilerliyoruz. Ve şurada 30 kilometreyi geçtik. Bakın bir baraj var. Biraz daha yakından görelim. İşte bu da ikinci baraj. 28 metre yukarıda. Şu aşağıdaki Atlas Okyanusu'na açılan kısım. Bu Gatun Gölü'nün 28 metre deniz seviyesinden yüksek kısmı. İşte Atlas Okyanusu'nda bizi tekrar deniz seviyesine indirecek olan havuzlara da Gatun havuzları deniyor. Uzaktan yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu Panama bayrağımız. Şimdi şu gireceğimiz ilk havuz. Buradan yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Bakın aşağıya inmiş bir gemi. Aynı kayık burada da var. Yine işlevini görüyor. Bu olmasa bu iş yürümez. Bunlar beygirlerimiz. Ve biz burada birinci havuzdayız. Bakın ikinci havuzdaki gemi bu 9 metre inmiş ve geçiyor karşıya. Su boşaldıktan sonra biz buraya geçeceğiz. Kapanmış kapaklar. Biz buraya girince yükselecek tekrar. İlerliyoruz. Şurada havuza girmiş vaziyetteyiz. Önümüzdeki gemi yavaş yavaş deniz seviyesine iniyor. Burada bazı sistemlerin olduğu yapılar var. Bu resimleri koydum. Havuza ilk girdiğimizde duvarların durumunu görüyoruz. Boşaldıktan sonra ilk geldiğimizde şöyle. Su boşalıyor. 9 metre indik aşağıya. Ve kapak şurada kapalı. Kapak açılıyor. Ve öbür havuza geçiyoruz. Bu arada beygirimiz yukarıda. Buradan aşağı iniyor. Şurada şu an. Tekrar inecek. Bunlar da 24 saat çalışan teknik resimler. Bakın burada beygirimiz inmiş durumda düzlüğe. 9 metre şurada kapının altında son havuza girdik ve son havuzda da duvarın mesafesini görüyorsunuz. Şurayı bu mesafeden görürken şu evi burada artık çukura girmiş gibi gidiyoruz. Ve son havuza geçiyoruz. Kapak kapalı, açılıyor, ilerliyoruz. Yine görüntüler, beygir yukarıda bizi iten beygir inmiş aşağıya. O da düzlüğe çıkmış. Ve bu artık son kapak. Deniz seviyesindeyiz. Beygirimiz su boşalmadan önce yukarıdan izliyorduk. Su boşaldıktan ve deniz seviyesine geldikten sonra yukarıda kaldı ve kendi kendisine dönüyor. Diğer
beygirlerle sıraya giriyor. Burası artık Atlas Okyanusu, deniz seviyesine indik. Ve geriye doğru baktığımızda, bakın biz deniz seviyesindeyiz, yükselen gemiyi görüyoruz. Ve yavaş yavaş Atlas Okyanusu'na doğru ilerliyoruz. Sağ tarafta yine ikinci büyük bir liman kenti olan Colon, Panama'nın bir kenti bu. Burası bir sürü yüklemenin şunun bunun yapıldığı bir kent. Şimdi 2011-2016 yıllarında kanal genişletilmesi diye bir çalışma yapıldı. Bu biraz aslında 2014'te bitecek denirken 2016'da bitti. Buradan daha büyük gemiler geçiyor. Yani genişliği 50 metre, uzunluğu 366 metre olan gemiler bu yeni yapılan havuzlardan geçiyor. Yine aynı güzel Gatun Gölü'nü kullanıyor. Fakat havuzlar biraz daha yan tarafta, dev havuzlar. Denizlerde dolaşan gemilerin %96'sının geçebileceği bir oran imiş bu teknik olarak. 14 bin konteyner taşıyan gemiler şu an Panama kanalından geçilebiliyor. Bu arada işte o Amerikan Senatosu'nun Nikaragua diye düşündüğü bölgeden şimdi Nikaragua'da bir Çin konsorsiyumu ile anlaşarak 2015 yılında bir takım imzalar atılmış. Nikaragua'dan da bir kanal başlatılma için kollar sıvanmış. Ne durumda olduğunu tam olarak kestiremiyorum. Bu yeni kanalın görüntüleri, daha büyük gemiler geçiyor. Şimdi benim hikayem burada bitiyor. Ama genellikle maçlar bittiği zaman maçın futbolcusu kimdi diye bir anket yapılır. Acaba Panama kanalının yıldızı kim diye sorduğunuzda farklı fikirler çıkabilir. Ama bence ne Amerika'nın başkanları, ne baş mühendisler, ne Lesseps. Bana göre batmış bir Fransız şirketinin Amerika'ya 40 milyon dolar karşılığında satılmasını sağlayıp, daha sonra Kolombiya su koyu verdiğinde gidip orada hiç olmayan yeni bir devletin teşekkülünü yapan, daha sonra da o devlet adına gidip Amerika'yla anlaşma imzalayan, sonra da cesurluğun %90'ı kaçmak, geri kalanı da hiç görünmemektir diyerek tüyüp gidip hiç ortalıkta görünmeyen Vilo Varia bu maçın sanki yıldızı gibi geliyor bana. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorular olursa cevaplandırmaktan mutlu olurum. Barbaros. Barbaros çok yorgun bu akşam belli. Şimdi, ben uyutmuş olabilirim inan. Yorgun biraz. O çok çok çalışıyor. Şimdi biz soruları biliyorsunuz tabii yazılı evet. olarak alıyoruz. Bir 3 dakika ara verelim arzu ederseniz. Tabii. O arada da işte birkaç soru gelir. YouTube'daki sorular da olabilir. Onlarla devam ederiz müsaadenizle.